Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11'in pil durumu ve bataryası hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar bunu Dilara'nın videolarına yorum olarak çok atmışlar. Pili ne kadar gidiyor kaç saatte şarj ediyorsunuz. O yüzden onu konuşacağız. Önce açalım telefonumuzu Dilara. Şimdi şarjım yüzün biriniz. Evet açık mı? Şu an şarjım %25. Dün şarj etmedim. Bugün de yaklaşık %50 ile falan açtım. Şimdi şöyle yüzümüzü gösterelim. Evet gördüğünüz üzere internetin Apple'ın yani sitesinde okuduğumuz kadarıyla iPhone 11'in şarjı 11 saat civarı gidiyormuş. Biz Dilara burada bize göstersin. Şu an sabahtan beri bir buçuk saat bakmıştım yaklaşık. Dünkünü de göstersene. Dün 7 saate yakın bakmıştık. O hatta 8 saate. Dünkü bu mu? Hı hı. 6 saat 19 dakika. Bugün daha %25 şarjı var. Bayağı bir süre gidecek. Yani yaklaşık bence 11 saat gitmese de 10 saat gidiyordur diye düşünüyorum. sen izlemişsin. Evet gördüğünüz üzere YouTube, Instagram, Netflix'i başka yerden de izliyoruz. Genel olarak bunlar şarjımızı yiyor. Yani %50 şarj karantina günlerinde evde YouTube, Netflix, Instagram bakarak gayet yetiyor. Bir gününü. Evet. Şimdi size ayrıca pil tasarrufu için ne yapmanız gerek onu göstereceğim. Biz daha yeni aldığımız için ben çok bu durumu kasmıyorum ama Dilara mesela bize koyu modu göstersin. Koyu modu açtığımız zaman arkadaşlar baya bir kararıyor. Benim arka planımın <laughs> rengi de şey olduğu için koyu moda uyumlu. Gördüğünüz üzere koyu moddayken buralar siyah. Açık moda gelince buralar beyaz oluyor. Ayrıca buna tıkladığın zaman şurada da çıkıyor. True tone denilen şey ışığa bağlı. Bunlar da pilin ömründe ilgili. Buna gerek yok. <laughs> Gerek yoktu buna. Geri diyelim. Gördüğünüz üzere koyu mattayız. Işık parlaklığını yukarıya getirirseniz tabii ki de daha çok şarjınız biter. Ondan sonra ben <laughs> Dilara hep böyle kullanıyor. Ama bu göz için hiç iyi değil. O yüzden koyum lütfen. Koyu ve şeyde kendi kendine. <laughs> kendi kendine açılıyor. Benimkisi otomatik. O koyum yüzden. Koyu ve en kısıkta. Hiçbir şey görünmüyor Dilaracığım. Lütfen açalım. Şimdi ben koyu to şeyden çıkacağım çünkü ben sevmiyorum. Böyle aydınlık çok seviyorum. Ayrıca sizler için eğer pille ilgili şimdi buradan arkadaşlar genelde olması lazım. Bir dakika. Evet arkadaşlar genelde değilmiş pil kısmına giriyoruz. Buradan pil sağlığı dediğimiz zaman şu iyileştirilmiş pil şarjı var. Eğer bunu yaparsanız o kendisi her gece takmanıza bağlı yaklaşık birkaç haftada öğreniyormuş. %80 kadar bekletiyor. Sizin onu şarjdan çekeceğiniz zaman yaklaştığında %100'e tamamlıyor. Böylece pil sağlığı daha iyi olmuş oluyor. Benimki, de öyle. Benimkisi şu an maksimum kapasitesi %100. Bu performansının tam olduğunu gösteriyor. Bazılarının %80'lere kadar düşüyormuş. Anne, Alıyor ki. Yani %100'e kadar tam verimli şarj tutuyor demek. Hı -hı. Başka da galiba söyleyeceğimiz bir şey yok. yok. Evet vedamızı edebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda iPhone 11'in pil süresini konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece kalın. Bay bay.